Haber odası devam ediyor. Tarımı konuşacağız. Çiftçilerin sıkıntılarını, sorunlarını konuşacağız. Şimdi hep söylenir Kayseri sanayi şehri, ticari şehri. Ama esasında Kayseri tarım şehri de. Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Kocaeli Ziraat Odası Başkanı Sayın Abdülkadir Güneş konuğumuz. Hoş geldiniz. Sağ olun Murat Bey, teşekkür ederim. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için Estağfurullah. TV Kayseri ekibine ve TV Kayseri ailesine teşekkürlerimi sunarım. Tüm Kayserili hemşerilerimize de hayırlı akşamlar, hayırlı izlemeler dilerim. Bugünlerde çok dertlisiniz. Biliyoruz. Gübre, mazot, enerji. Söz sizde. Evet. İşte nereden başlasak? Şimdi şöyle Yedi Murat Bey, maliyetleri niye bu kadar yüksek? yani şöyle şuradan başlayalım. Biz öncelikle Türk çiftçisi olarak biz üretmek istiyoruz. Kayseri çiftçisi olarak üretmek istiyoruz. Yalnız işte biz üretirken önümüze engeller çıkıyor. Engel ne? Geçen sene benim 3 bin liraya aldığım üre gübresi bir gün 14 bin lira oldu Murat Bey. Geçen sene 3 bin. Geçen sene değil, Mart'ta aldım. Mart'ta 3 bin. Evet, 4, 14 bin şimdi. evet 14 bin lira. Bir gün 3-4 tane gübreci aradım. Gübreyi arayacağım arkadaşım, kaç lira olur dedim. 14 bin lira dedi. Geçen sene 2800 liraya aldığım DAP gübresi bir gün 13.500 lira. Geçen sene 1700 liraya aldığım amonyum nitrat, 26'lık nitrat, bunu çiftçilerimiz bilir. Yani belki bilmeyen arkadaşlar olabilir ama şu anda 1700 liraya aldığım amonyum nitrat gübresinin tonu bugün aradım. Hepsini tek tek sordum. 7000 pardon 8750 lira peşin para. Ben buğdayımı 2800 liraya sattım. Geçen seneki gübre ucuzdu. Ektim, biçtim. Neyse iyi kötü. Borcumuzu kapattık. Ama bu seneki aldığımız gübre ve alacağımız gübre bizi üretemez duruma getirdi. Ya biz istiyoruz ki, yani biz ülkemiz için üretek, insanlar için üretek. Bu girdi maliyetlerinin altında. Yani bu gübre, yani dolar diyelim ki geçen sene 8 bin liraydı. Dolar şimdi velev 14 lira oldu. %100 artmamış. Dolar %100 artmamış. Yani dolar 16 bin lira olsa %100 artacaktı. Ama şu anda dolar 12, 13.700 lira. Dolara bağlıysak, bağlıyız tamam. Peki %100 dolar artmaz iken gübre nasıl %450 artıyor? %450. Evet. Yani sorabilirsiniz Murat Bey. Canlı telefona bağlanabilir yani. Gübrecileri arayabilirim. Şu anda üre gübresinin tonu benim baharın aldığım 3 bin liralık gübrenin tonu 14 bin lira. Yani baharın 20'ye 20 nohuda attığımız gübrenin tonu şu anda 12 bin lira. Yani 2600 liraya aldığım 20'ye 20 gübrenin tonu. Ya bu kadar bu gübre artışı var iken bu çiftçi, Türk çiftçisi, sadece Kayseri çiftçisi demiyorum. Yani nasıl alıp ekecek? Velev ki alamadık, gübresiz ektik. Kime yansıyacak? Ülkenin rekortesine yansıyacak. Verim düşüklüğüne yansıyacak. Kaliteye yansıyacak. Buğday üretemezsek, buğday nereden gelecek? Yurt dışından gelecek. Peki yurt dışından gelen buğday kaça gelecek? Şu anda buğdayın kilosu 5500 lira. Dünya Antep borsasında 6 bin lirayı gördü. Dışarıdan 6 bin liraya gübre getireceğimize, pardon buğday getireceğimize, 4500 liraya arpa getireceğimize, kendi üreticimizi desteklesek, gübrenin yarı parasını süspansiyon etsek, yani veya gübre, 6 tane gübre firması var Türkiye'de, 7 tane değil. Bunlar ithalatçı. Devlet müdahale etmesin diyorsunuz bunlara. Ben diyorum ki, zaten bunlar bizim bize gübre sata sata zengin oldular. Bir sene fedakarlık yapsınlar. Madem ülkelerini seviyorlar, madem milliyetçiler, madem yerliler, madem milliler, yani bizi bu kadar üzmesinler ya. 14 bin lira üreye kimse alıp atamaz Murat Bey. Peki bunlara soruyor musunuz? Kardeşim %400 ne diye artıyorsunuz? Doları bahsettiniz. Ben söylüyorum. Yani bunu soracak ben değilim. Bunu soracak devletin yetkilileri. Onu soruyor. Bunu soracak Tarım Bakanı. Ben soramam ki. Ben söylüyorum. Buradaki kutbeciye soruyorum. Arkadaş niye bu kadar arttı? Biz pahalı alıyoruz, pahalı satıyoruz. Ya haklı. Bunlar bayi. Esas bunların genel müdürünü veya yönetim kurulu başkanını çağıracaklar. Kardeşim bu ne? Yani dünyada gübre pahalı. Ben bir şey demiyorum. Dünyada da pahalı gübre. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da pahalı. Ama mutlaka bu girdi maliyetlerine devlet olarak bizler hep birlikte hareket ederek bir çözüm getirmemiz lazım. Aksi takdirde üretemeyebiliriz. Aksi takdirde yani insanların gıda ihtiyacını karşılamayabiliriz. Bunlar bizim için çok önemli. Savunma sanayi ne kadar önemliyse Türkiye'de, dünyada şu anda gıda üretimi, üretim o kadar önemli.
Mazot ve elektrik, enerji? Mazot geçen yıla göre %46 arttı. Yani geçen seneki bu zamana aldığımız mazot şu anda 10 bin liraya dayandı. Yani mazot da pahalı. Yani inan Murat Bey, arabamı alırken hiç mazotun fiyatına bakmıyorum. Niye? Özel arabam, biniyorum, keyfe gider, gezebilirim. Yani eğer gideceğim ama traktörü alırken, mazotu traktörü alırken gözüm yani şeyde, pompanın saatinde ya acaba kaç lira olacak diye. Bu şartlarda, bu elektriğin bu kadar pahalı olduğu bir dönemde, mazotun pahalı olduğu bir dönemde, gübrenin bu kadar pahalı olduğu bir dönemde, ilaç maliyetlerinin bu kadar pahalı olduğu bir dönemde gerçekten üretme şansımız tükeniyor. Yani bunu buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Biz devletimizi seviyoruz. Biz nasıl 15 Temmuz'da devletimizin yanında yer aldık, traktörümüzle, döver biçerimizle meydanlara indik. Ülkenin söz konusu olduğunda gerisi teferruat. Ama arkadaş, biz devletimizi seviyorsak, elbette ki seviyor, bize girdi, temin edenler de bizi sevsin, devletini sevsin. Sadece onlar kazanmasın. Biz de kazanalım. Hep biri kazanırsak mutlu oluruz. Gübrede, mazotta, elektrikte, sulama fiyatları ve ilaç fiyatlarında müthiş. Gübre %400 diyor. Yani Murat Bey telefonlarını vereyim. Programdan sonra arayın, gübre fiyatlarını sorun. Eğer 13.500 lira derlerse ben sözümü geri alırım. Siz diyorsunuz ki ya biz kazanamıyoruz, aracılar kazanıyor. Şimdi sizin çiftçinin ürettiği ürünün satış fiyatıyla markette satılan fiyat arasında inanılmaz bir şey var, uçurum var. Nedir o? O da bir muamma işte. Şimdi vatandaş bilmiyor ya, bana soruyorlar ya başkanım işte un niye bu kadar pahalandı? Siz buğdayı pahalı satıyorsunuz diyorlar. Ya biz pahalı satmıyoruz ki. Ben bu sene buğdayımı, ekmeklik buğdayı, yani ekmeklik var, makarnalık var. Birinci grup, ikinci grup. Onlar grubuna göre ayrılır. Ben bu sene ekmeklik buğdayı 2400 lira sattım Murat Bey. Ben ekmeklik buğdayı 2400 lira sattığımda unun torbası 200 liraydı. Veya 180 liraydı. Şu anda unun torbası 400 lira. Ekmeklik buğdayın kilosu 5400 lira. Benden çıktı, geçmiş olsun. Ben kazanamadım. Kim kazanıyor? Bunu alıp satanlar kazanıyor. Mahanalık buğdayı 2800 liraya, 3100 liraya verdik. En son 3100 liraya verdik. Şu anda mahanalık buğdayın kilosu 5600 lira, 5700 lira. Çiftçi kazanmadı. Kim kazandı? Bunu alıp satanlar kazandı. Şu anda elinde 10 bin ton, 20 bin ton mahanalık buğdayı olan adam kazandı. Ben kazanamadım. 2800 liraya, 3000 liraya sattım, kazanamadım. Yani biz o kadar kazansak, biz gübrenin bu kadar pahalandığına bir şey demeyecek. Bu sene iyi kötü bir ürünümüzü kaldırdık. Gelecek sene nasıl yaparız, ne deriz onu bilmiyorum. Örneğin kuru fasulye. Benim arkadaşım var, bir tane kuru fasulye üretimi yapar. 7800 liraya, 8000 liraya kuru fasulye sattı. Markete gidiyorum soruyorum, 18000 lira. Vicdan mı yani, elin saf. 7 lira, orada 18 lira. Evet, nohut fiyatları, işte ben nohut da üreticisiyim. Ben 7500 liraya sattım. İşte müstahsili ben de yarın gönderebilirim istersen. Nohut fiyatları markette 20.000 lira, 19.000 lira. Allah Allah. Ya arkadaş, biz kazanamıyoruz. Biz ülkemiz için, insanlar için üretiyoruz. Fedakarlık yapıyoruz. İnsanlara pandemi döneminde evimizde kalın. Biz sizin için tarladayız dedik. Evet tarladayız, hala tarladayız. Ama biz kazanamıyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını kazanmak için 24 saat tarladayız. Ama bunu alıp satanlar çok rahat para kazanıyorlar. Bunu da ben denetleyecek değilim. Devletin ilgili kurumları var. Devletin Ticaret Bakanlığı var. Devletin maliyesi var. Devletin vergi dairesi var. Onlar denetleyecek. Bana kestiği müstaksil belli. Bir de sattığına bakın. Oraya baksın diyorsun. Oraya baksın. Bu tarım marketler alternatif olabildi mi? Şöyle Murat Bey, zaten bu tarım marketler yani bütün ilin ihtiyacını karşılama şansı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bu marketlere çok önem veriyor. Tarım kredi olarak şu ana kadar 600 tane market açtık. Sadece piyasayı regüle etsin, öbürleri fazla fiyatları artırmasın diye böyle bir uygulamaya geçildi. Dışarıdan bazı yani %90 mallar dışarıdan biraz ucuz. Sonuçta onlar da bazı şeyleri dışarıdan alıp satıyor. Hepsini tarım kredi üretmiyor ki. Çiftçinin malını direkt alıyor ama sonuçta dışarıdan alıp sattığı ürünler var. Gene dışarıya göre nispeten ucuz.
Şimdi hayvancılıkla gündemde. Bugün Recep Bağlamış şu önemli açıklamalar yaptı. Artık kırmızı et bayağı bir arz sorunu var. Bir de et balık, et ve süt kurumuna çok sert tepki gösteriyor. Recep Başkanıma teşekkür ederim. Recep Başkanım zaten bildiklerini, doğru bildiklerini anlatır. Zaten önemli olan şu. Eğer bugünün şartlarında doğru bildiğini anlatmayan varsa ben ondan korkarım. Neyse doğru bildiğimi söyleyeceğim. Milletvekiline de söyleyeceğim. Bakana da söyleyeceğim. Arkadaş bu işler yanlış gidiyor. Bu işlere bir çeki düzen verin diyeceğim. Eğer dinlezsen sayın vekilim her şeyi kulluk kulüstanlık. Sayın bakanım her şeyi kulluk kulüstanlık. Para kazanı yok. Biz iyiyiz dedin mi o gün bitmişiz. Doğruyu söyle. Onlar da doğruyu öğrensin. Her şeyi böyle yani tarlaya gidip resim çekinmeyle, selfie yapmayla, resim paylaşmayla bu işler olmaz. Doğruyu söyleyeceğim. Sıkıntıyı söyle, doğruyu söyle, tedbir alsınlar. Hepimiz, bu ülke hepimizin, biz hep beraber bu bayrağın altında yaşıyor. Doğruyu söylemek zorundayız. Şimdi Tarım Bakanlığı'na sık sık gidiyorsunuz, görüşüyorsunuz. Bürokratlardan bayağı şikayetçisiniz galiba. Şöyle bir cümleniz var. Arpayla çavdarı seçemeyenler Tarım Bakanlığı'na bürokrat oldu. Kinayem yaptınız hakikaten öyle mi? Vallahi isim vermek istemiyorum. Yani herkes de biliyor Tarım Bakanlığı'nda hiçbir ilgisi olmayan arkadaşlarımızın bakan yardımcısı olduğunu herkes biliyor. Yani ben isim vermiyorum, şu bu demiyorum. Hala mevcutta da var. Mevcutta da var. Ben şunu istiyorum. Tarım Bakanlığı'ndaki bürokratların atanmasını biz yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yapıyor. Takdir Cumhurbaşkanımızın. Ama tabandan gelsin. Çiftçinin sorununu anlasın. Yani taşrada ilçe müdürlüğü yapmış, il müdürlüğü yapmış, daire başkanlığı yapmış. Çiftçinin derdinden anlayan, çiftçinin sorunundan anlayan Tarım Bakanlığı'na böyle ok gibi doğru bilgi verecek adamlar lazım bize. Gidecek Tarım Bakanı'na diyecek ki, Sayın Bakanım, arazide sıkıntı var, gübre pahalı, mazot pahalı, elektrik pahalı, ilaçlar yani ilaç girdileri pahalı, mutlaka şu yanlışı düzeltmemiz lazım diyecek. Bürokrat bunu diyecek. Bir. İkincisi, mesela bir uygulama yapıyorlar, genelgeye gönderiyor insanlar. Şöyle bir genelge geliyor. Biz genelgeyi çıkarttık, siz buna uyacaksınız. Öyle olmayacak Murat Bey. Bizimle istişare edecek. Arkadaş böyle böyle bir genelge çıkarıyoruz. Böyle böyle bir yönetmenlik çıkarıyor. Bundan çiftçimiz nasıl yararlanır veya nasıl yararlanamaz? Bana sormasın. Arasın normal bir çiftçiye sorsun. Genelge geliyor. Her şey bitti. İşte bir zaman sondaj kuyularında işte 20 dönümün altındaki tarlalara sondaj vurulmuyordu. Evet. Yasağıdı. Gittik sağ olsun Haseki Bakanımıza bu durumu izah ettik. Sayın Bakanım adamlar 20 dönüm tarlayı nerede bulacak? Yani biz 20 dönüm tarlayı biz tekrardan 20 dönüm tarla icat demek ki adamın 5 dönüm tarlası var. Sondaj kuyusu vurdurmak istiyor. Ama buna genelge müsaade etmiyor. Dedik sağ olsun aradı ilgilileri. Biz de görüştük 2 dönüme düşürdük. Yani konuşarak daha her işi düzgün yapabiliriz. Ben yaptım oldu bittiğiyle gidersek üretim yapamayız. Geçen bir açıklama yaptınız. Kayseri'deki 50 bin çiftçi vergi dairelerine çağrılıyoruz. O olay nedir? O bir bahsettiniz geçen gün. Şöyle onu biz vekillerimize o konuyu ilettik. Dedik böyle böyle devletimiz bize bir işte mazot desteği veriyor, gübre desteği veriyor. Bundan da vergi kesiyor. Yani devlet verdiği yardımdan vergi kesmemesi lazım dedik. İşin doğrusu da sen bana yardım yapıyorsun. Karşılıksız hibe yapıyorum. Ondan sonra tekrar vergi kesiyorum. Ben vergi mükellefi değilim ki. Onları kesiyorlardı. Sağ olsun vekillerimize verdik. Vekilimizin bir önerge verdi meclise. Halloldu. Bu iş böyle olmaması lazım dedi. Meclisten kanun çıktı. Kanunlaştı. Cumhurbaşkanımız onunla ilgili bir genelge yayınladı. Tekrardan 5 yıl geriye dönük onları geriye bize verecekler. Onu da işte bizden dilekçe istiyorlardı. Ben de dedim ki ya vergiyi keserken bizden dilekçe istemediniz. Yani Kayseri'de 40-50 bin çiftçi var. Herkes vergi dairesine gitmesin. Zaten pandemi var. İnsanları yormayak dedik. Ondan sonra biraz işleri kolaylaştırdılar. Şimdi E-Devlet üzerinden yapıyor. Mesela bizim odamıza geliyor adam E-Devlet hemen şifresini veriyor. Bir saniyede adamın işlemini yapıyor. Hemen çözülüyor. Dilekçe isteyene dilekçe veriyor. Götürüyor bağlı bulunduğu vergi dairesine veriyor.
Ürünlerin alım fiyatını devlet açıklasın diyorsunuz. Çiftçiyle tüccarı ne düşürmesin? Şimdi şöyle Murat Bey, zaten bu bir devletin tarım politikası olacak. Mesela şimdi biz buğdaya ektik, arpa ektik. Bana göre buğdayın, arpanın yani çiftçinin ürettiği ürünlerin fiyatını şimdiden açıklanması gerekir. Ki insanlar kaç satacağını bilsin. Örneğin dese ki gelecek sene ben devlet olarak buğdayınızı 5000 liraya alacağım. Arpanızı 3000 liraya alacağım. Ay çekirdeğini 20000 liraya alacağım. Dese vatandaş ne ekeceğini daha iyi bilir. Şimdi önümüzü göremiyor. Mesela ben ektim. Diyorum ki ya şimdi buğday 5500 lira. Gelecek sene acaba 5500 lira gider mi? Acaba 3000 liraya, sezonda 3000 liraya düşer mi? Havza bazlı desteklemelere kesinlikle geçmemiz lazım. Sözleşmeli tarıma geçmemiz lazım. Ürettiğimiz ürünlerin fiyatlarını devlet tarafından ekim sezonunda açıklanması gerekir ki insanlar ne ekeceğini bilsin. Şimdi ektik. Acaba işte gübre 14 lira oldu. Buğday kaç lira olur? Onu düşünüyor. Yani kesinlikle ekim sezonundan önce bu fiyatların açıklanması gerekir. Ciddi bir kuraklık tehlikesi var mı? Ciddi kuraklık tehlikesi 2 yıldır var Murat Bey. Zaten bu sene 41 ilde kuraklık yaşandı. Bu kuraklık sadece yani ben kuraklık oldu dememinden de bu şey olmaz. Meteorolojik veriler de belli. İlçe müdürlüğünün, il müdürlüğünün tuttuğu hasar tespit çalışmalarında belli. Eğer kuraklık %30'un altındaysa zaten o hasara girmiyor. Eğer %30'un üstüne çıkarsa %30'dan %100'e kadar. Eğer kuraklık tespiti yapılıyorsa bu zaten Tersim de yapıyor. İl müdürlüğü, ilçe müdürlüğü yapıyor. Kayseri'de %30 civarından başlıyor kuraklık. %70'lere kadar çıktı. %70. Zaten kuraklık bir tabii afet, doğal afet. Yani Allah tarafından gelen bir şey. Ona hiç kimse bir şey demez. Ondan dolayı da bir Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki işte %30'un üzerinde zarar gören çiftçilerimize 30 lirayla 100 lira arasında bir ödeme yapılacak dedi. Oranına göre eğer %55 ise kuraklık oranı köyde, o köydeki çiftçilerimiz dekar başına 55 lira alacaklar. Eğer %60 ise 60 lira alacaklar. Onların icmalleri gitti. İnşallah bir günlerde onların ödemesini yaparlar diye bir beklentimiz var ki biraz çiftçiye bir can suyu olur. Ciddi bir kuraklık tehlikesi var. Sadece Kayseri'de değil, Türkiye'de var. Şu anda barajlarımız, özellikle Sarımsaklı Barajı şu anda sıfır. Yani doluluk oranı sıfır, hiç su yok. Sarıoğlan Barajı sıfır. Hiç doluluk oranı boş. Yemliha Barajı'nın geçen sene bu zamanki doluluk oranı %27'lerdeydi. Şu anda %16'lara düştü. Koca Yamala Barajı, Kızılırmak'ın üstündeki Yamala Barajı. Ya ciddi bir tehlike var. Buna karşı da önlem almamız lazım. Bir an önce damlama sulamaya geçmemiz lazım. Bir an önce yağmurlama sulamaya geçmemiz lazım. Bir an önce bu çılgın sulamadan kurtulmamız lazım. Ki suyun kıymetini bilek. Bana göre su bundan sonra petrol kadar önemli. Damlasına bile muhtaç olacağımız gün gelebilir, Allah korusun, ama gelmeden kıymetini bilmek lazım. Tabii ki bu devlet yatırımları devam ediyor. Özellikle işte Tarım ve Orman Bakanlığı takip ediyor bu sulama işlerini. İlimizde de devam eden projeler var. Bunları vekillerimize söyledik. Onlar da takip ediyorlar. İnşallah 4-5 seneye kadar Kayseri'de bayağı bir sulanır alan çıkacak. Son olarak buradan yöneticilere, milletvekillerine ne söylemek istersiniz? İşte ne söylemek isteriz? Ya biz üretmek istiyoruz. Ama biz üretirken lütfen bizim girdi maliyetlerimize bir çeki düzen verilsin. Gübre fiyatlarına, mazot fiyatlarına, ya biz destek istemiyor. Bize 20 kalem, 30 kalem destek veriliyor. Ben sadece gübrenin mazotu yarısını devlet karşılasın, biz başka destek istemiyor. Yani öbür verilen destekler hak etmeyenler de alıyor. Hak etmeyenler. Hak etmeyenler de alıyor. Adam Almanya'da tarlasını kiriye veriyor. Çekese kendi yaptırıyor. Kiriye verdiği adam yaptıramıyor. Yani ürüne destek verilebilir ama şu anda artık o destekleri unuttuk. Şu anda gündemimizde gübre, mazot. Ben bütün buradan yetkililere sesleniyorum. Ülke bizim. Biz çiftçi olarak üretmek istiyoruz. Ama biz üretirken mutlaka bu işleri bir beraber oturup istişare etmemiz gerekir. Bu niye böyle pahalanıyor?
bu çiftçi bunun daha ucuz nasıl alabilir? Gübre mazot desteğe geçen sene 30 liraydı. Artırdılar 60 lira oldu. Yani gübre 14 liraya çıktığı bir ortamda dekar başına 60 lira gübre mazot desteğinin verilmesi çiftçiyi mutlu eder mi Murat Bey? Etmez. Biz onu da istemiyor. Eğer 14 liraya gübre alıyorsak bunun kesinlikle 7 bin lirasını ya devlet karşılayacak ya da gübre fabrikalarına dinecek ucuz verenler öyle. Mazot 10 bin lira. 5'ini üreticiye, 5'ini devlet karşılasın, 5'ini biz karşılarız. Aksi halde üretme şansımız kalmadı. Yani gübre atamazsak ülke zarar eder. Gübre atamazsak biz zarar ederiz. Çünkü rekorda bu ülkenin 22 milyon ton, 23 milyon ton buğdaya ihtiyacı var. Yani kesinlikle rekortunun bu olması lazım. Eğer bu 15 milyon tona düşerse 10 milyon ton dışarıdan buğday gelecek anlamına gelir. Onun için biz üretmek istiyor. Ülke bizim ülkemiz. Çiftçiler olarak üretmek istiyor. Çiftçiler zaten devleti dolandıran bir adam değil. Biz devleti dolandırmak için veya biz şurada yatak destek almak için biz çiftçilik yapmıyor. Biz üretmek istiyor. Ha, Ziraat Bankası'nın faizleri düşük. Gerçekten düşük. Eğer Ziraat Bankası şu anda tarım kredi olmasın, çoğu çiftçi tarlasına motorundan gidemeyecek durumda. Yani o çok şükür ki oraların faizleri düşük de oralardan biraz kredi kullanıyor. İyi kötü yağımızla kavrulmaya çalışıyor. Onun için mutlaka bu çiftçinin desteklenmesi gerekir. Bir. İkincisi bizim ürettiğimiz ürünleri marketlerde pahalı sattırmamak için devlet olarak bir önlem almamız gerekir. Örneğin biz işte diyor ki ya biz az kazandık ama vatandaş da ucuza alsın yesin diyor. Eğer ben 7 liraya satıyorum, vatandaş bunu 20 liraya alıyorsa vatandaşa da yazık, bize de yazık. Aracılar kazanıyor demektir. Bunların kontrolü kolay yapılır. İşte devletin elinde imkanı var. Geçen sene soğanı, patatesi stok yapanları işte baskın yapıyorlar diye. Evet. Peki gübre depolarına niye baskın yapılmıyor? Yapılması gerek diyor. Yapılması gerekir. Halbuki soğanın, patatesin stoku da olmaz. Yani yapan tüccar yapabilir. Çiftçi stok da yapamaz. Niye? Patates, soğan bir sezonda sökülür. 10. ayda sökülür, 9. ayda sökülür. Mutlaka onu bir de çiftçi muhafaza eder. Onu satar. Ama adam alır, kötü niyetlidir. Satmaz. Pahalanmasını bekler. Onlara ben bir şey demem. Onlar stokçu. Geçen sene saman aldılar işte. Saman ne? İşte 304 liraya saman aldılar. Saman 1000 lira olacak. Çok şükür olmadı. O stokçulara devletimizin müdahale etmesi lazım. Zaten bizim stokçuluğuna bir işimiz yok ki. Biz kendi yağımızdan kendimiz kavruluyor. İnşallah hayırlısı olur. Rabbim yağmurunu, karını bol verir. 2022 yılının çiftçilerimize, ülkemize, insanlara hayırlı bir yıl olmasını, bereketli bir yıl olmasını diliyorum. İnşallah bu işler düzelir diye bekliyor. Tek çaremiz o. Abdülkadir Bey çok teşekkür ederim. Çok işten konuştunuz, geldiniz, vakit ayırdınız, fikirlerinizi paylaştınız. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. Sağ olun.